Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde katı cisimler ünitesine geçiyoruz. İlk konumuz da dik dairesel silindir. Şimdi dik dairesel silindir şeklimiz arkadaşlar neden oluşuyor? İki tane tabanımız var. Bir alt taban bir üst taban arkadaşlar. Alt ve üst tabanlar nedir? Alt ve üst tabanlar birer daire olacak. Ve ortada yanal bir yüz var arkadaşlar. Yanal yüzde ne olacak? Bir dikdörtgenden oluşacak. Bu kapalı şekle biz ne diyoruz arkadaşlar? Dik dairesel silindir diyoruz. Şimdi taban alanı nasıl bulunuyor? Bazı formüller vereceğiz. Taban alanı şöyle bulunuyor arkadaşlar. Tabanda bir daire mi var? Evet o zaman diyorum ki taban alanı nedir? Pi r kare yani dairenin alanı kadardır. Yanal alan ne dedik? Yanal alan arkadaşlar nedir? Bir dikdörtgen. Peki bu dikdörtgen. Şimdi açılımına bakın arkadaşlar. Bakın alt ve üst taban ne var? Birer daire var. Şuradaki uzunluklar nedir? bu dairenin yarı çapıdır arkadaşlar. Şuradaki dikdörtgenin boy kısmına ne diyoruz? H yani yüksekliğimiz diyoruz arkadaşlar. Peki şuradaki kısım enine uzunluğumuz ne olacak arkadaşlar? Buradaki kısım arkadaşlar tabandaki dairenin çevresi kadardır. Yani bizim buradaki dikdörtgenin bir uzunluğumuz ne kadarmış arkadaşlar? 2 pi Çünkü nedir? Buradaki uzunluk arkadaşlar daireyi çevreliyor. O yüzden dairenin çevresi kadar gelecektir. O zaman yanı alan nedir arkadaşlar? 2 pi r ile h'ın çarpımı. Yani dikdörtgen alanından 2 pi r h gelecek. Evet yüzey alanımızda arkadaşlar tüm alan demek. Tüm alanı nasıl bulacaksınız? İki tane ne var dedik? İki tane taban var. Bir alt taban bir üst taban var. O zaman diyorum ki iki tane dairenin alanı. 2 pi r kare gelecek artı bir tane yanı alan var arkadaşlar. O da nedir? 2 pi r h. Yani yüzey alanımız tüm alan formülümüz neymiş? 2 pi r kare artı 2 pi r h formülüyle bulunuyor. Hacim formülleri arkadaşlar bütün katı cisimler için şudur. Taban alanı çarpı cisim yüksekliği. Taban alanı nedir? Pi r kare çarpı yüksekliğimiz nedir arkadaşlar? H. O zaman diyorum ki bu dört formülü ne yapmıyoruz arkadaşlar? Unutmuyoruz. Bunlar bizim katı cisimlerde ve silindirde kullanacağımız bütün formüller diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki açık ve kapalı şeklinde ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi ilk sorumuzda arkadaşlar ne diyor? Hacmi 40 pi santimetre küp olacak diyor. Bir silindirin yüksekliği taban yarıçapının 5 katıdır diyor. O zaman yüksekliğine ben h kadar desem, taban yarıçapına r kadar desem, taban yarıçapının 5 katı yani h yüksekliğim ne olacakmış arkadaşlar? 5r kadar olacakmış. Hacim nasıl bulunuyordu? Hacim formülümüz. Hacmi v ile gösteriyorum. Pi r kare h yani tabanla çarpı yükseklik demekti. Bu ifade ne eşit olacakmış? Önce bir yerlerine koyalım. R demiştik yarıçapına, yarıçapı R olsun. H ne olacak arkadaşlar? 5R kadar. Bu ifadenin sonucu 40. Pi'ye eşit oluyormuş. Pi'ler gitti. 5 R küp. 40'a eşitse her tarafı 5'e böldüm. R küp 8 oldu. R'yi buradan ne bulduk arkadaşlar? 2. Yan evet şimdi arkadaşlar yanı alanı bulacağız. Yanı alan formülümüz neydi? Yanı alan dikdörtgenin alanı demekti arkadaşlar ne olacaktı? 2 pi r h formülüyle bulunacaktı. 2 çarpı pi çarpı r'miz 2 arkadaşlar. H'ımız nedir? 5 r. Yani 5 çarpı 2'den ne gelecek? 10. Bu işlemi yaptığımızda arkadaşlar ne gelecek cevabımız? 40 pi olarak bulunacaktır diyebiliriz. Evet şimdi arkadaşlar bir diğer sorumuzda diyor ki bize şekilde ABC'de dik kesti kare olan dik silindirin hacminin 54 pi olduğunu vermiş. Buna göre silindirin yan yüzey alanını soruyor arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki buradan silindirin bir merkezini, taban yarıçapını belirlemek için merkezini belirledim. Buraya R kadar diyeyim arkadaşlar. O zaman şurası da ne olacaktır? R kadar yani çapım 2R mi? Peki bu çap dediğim ifade arkadaşlar karenin bir kenarı değil mi? O zaman diyorum ki ABC'de bir kare ise buradaki BC kenarı yani silindirin yüksekliği ne olacaktır? 2R kadar olacaktır. Hacminin ne olduğunu söylemiş 54 Hacim neydi arkadaşlar? Pi r kare h. O zaman diyorum ki pi çarpı yarı çapım R re kare dedik. H ne eşitti arkadaşlar? H şuradaki bc yüksekliğimizdi. Yani 2 r. Bu işlemin sonucundan ne gelecekmiş? 54 pi. Pi'ler sadeleşti arkadaşlar. 2 r küp 54 ise r küp buradan 27 r'yi kaç bulduk arkadaşlar? r'yi 3 bulduk. Yan yüz alanını soruyor bize. Yan yüz alanı neydi? Dikdörtgenin alanı. Yani 2 pi r. H formülüydü. 2 çarpı. Pi çarpı. R'miz 3. H'miz nedir? 2 kere 3'ten 6 arkadaşlar. 6 kere 3. 18. 2 ile çarptım. 36 pi. Bulmuş oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuzda şekilde tavan yarıçapı 3 santim olan bir dik silindirin açılımı verilmiştir diyor. Bu açılımın alanı alanı diyorsa arkadaşlar bu yüzey alanı yani tüm alandan bahsediyordur. Tüm alan neydi arkadaşlar 2 tane taban alanı yani 2 pi r kare artı 2 pi r hash formülüyle bulunacaktı arkadaşlar. Evet şimdi bize açılım alanı bu vermiş. O zaman yazalım. 2 çarpı pi çarpı yarıçapın ne kadar? 3 3'ün karesinden 9 artı 2 çarpı pi çarpı 3 çarpı ne gelecek arkadaşlar? H. Bu ne eşitmiş bizim? 48 pi eşit olduğunu biliyorum. Hepsinde pi'ler ortak. Hepsinden pi'yi götürdüm. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 18 artı 6 h eşittir. 48 6 h 30 gelecek arkadaşlar. H buradan ne gelecek? 5 gelecek. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Hacmi soruyor. O zaman hacim formülü neydi? Hacim formülü pi r kare h'tı. O zaman diyorum ki pi çarpı r'miz ne kadar? 3. Üç. 3'ün karesi 9. H'i ne bulduk? 5. 9 kere 5. Hacmimiz ne gelecek arkadaşlar? 45 pi bulunmuş olacak. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz taban çevresi 8 pi santim yanal alanı 96 pi santimetre kare olan dik silindirin yüksekliği ne kadardır diyor. Şimdi arkadaşlar taban çevresi diyor tabanı bir daire değil miydi o zaman dairenin ya da çemberin çevresini alıyoruz. Diyorum ki o zaman 2 pi r'dir çemberin çevresi bu ne eşit olacakmış arkadaşlar 8 pi'ye hemen buradan pi'leri götürdüm 2 r 8 se. R'miz buradan kaç gelecek arkadaşlar? 4 gelecek. Yanal alan neydi? Yanal alan formülümüz 2 pi R arkadaşlar. E bu da 96 pi eşitmiş. Zaten şurası taban çevresidir arkadaşlar. Biz yanı alanı şöyle de bulabiliyoruz. Yanı alan formülümüz arkadaşlar. Aslında 2 pi RH diyoruz ama bu ne demektir? Taban çevresi çarpı yükseklik demektir arkadaşlar. O zaman taban çevrem kaçtı zaten? 8 pi'ydi. 8 pi h 96 pi eşit. Pi'ler gitti. 8 h 96 ise arkadaşlar h buradan ne gelecektir? 12 santim bulunacaktır. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz şekildeki dik silindirin içine ne demiş? A, B, C, D ve A üstü, B üstü, C üstü, D üstü kare tabanlarına sahip bir prizma yerleştiriliyor diyor. Silindirin hacminin kare prizmanın hacmine oranını soruyor arkadaşlar. Ben şunu diyorum. Karenin bir kenarına tabanı bir kare midir? Kare dip prizma diyorsa arkadaşlar bunun tabanı bir kare olacaktır. O zaman diyorum ki karenin bir kenarına A diyelim arkadaşlar. Burası da A kadar olsun. Şimdi diyorum ki karenin köşegenleri ne yapıyordu? Birbirini eşitti ve ortalığı ve dik kesiyordu arkadaşlar. O zaman diyorum ki şurası da o merkez olacak. Peki karenin bir köşesindeki açısı neydi? 90 dereceydi arkadaşlar. Ben buraya A A dersem. Hatta şöyle yapalım. Bölü 2 yapacağımız Diyelim ki 2 A 2 A olsun arkadaşlar. 2 A 2 A ise burası ne olacaktır? 2 tane A'nın kök katı olacak. 2 A'nın kök 2 katı olacaktır. O zaman diyorum ki bir kenarına gelecek arkadaşlar. Şuradaki yarı çap uzunluğu a kök 2 kadar gelecektir gençler. Bize neyi soruyor? Diyor ki bu verilenlere göre silindirin hacminin kare prizmanın hacmini oranını soruyor. Şimdi hacim nasıl bulunuyor dedik taban alanı çarpı cisim yüksekliği. Cisim yüksekliğini arkadaşlar h diyelim bakın kare prizma ile silindir aynı yükseklik kullanıyor. O zaman diyorum ki silindirin hacmini bulalım. Pi r kare yani a kök 2'nin Karesi çarpı h. Şimdi kare prizmanın hacmini bulalım arkadaşlar. Kare prizmanın de taban alanı yani bir kenarı nedir? 2a'dır. 2a'nın karesi çarpı yükseklik. Bize bu ikisinin nesini soruyor arkadaşlar? Hacimler oranını soruyor. Yukarıda ne var? Onları bir yazalım. pi çarpı kare alıyorum. a kare çarpı kök 2'nin karesi 2'dir. Çarpı h bölü. 2a'nın karesi arkadaşlar. 4 a kare çarpı h. A kareler ne yaptı? Gitti. H'lar gitti. 2 ile 4'ü sadeleştik. Aşağıda 2 kaldı. Yukarıda pi aşağıda 2 kaldı arkadaşlar. Oranlar ne olacakmış? Pi bölü 2 bulunacakmış. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuzda diyor ki bize şekilde taban yarıçapı 2 birim ve hacmi 20 pi birim küp olan kesik dik silindir verilmiş arkadaşlar. Diyorum ki kesik dik silindir veriliyorsa ben bu silindiri tamamlayayım arkadaşlar. Yani bir bütün silindir halinde düşünmek istiyorum. Bakın bu ortada da bir tane yüzeyi vardır aslında katı cisimlerde değil mi? O zaman diyorum ki bakın tamamı bir dik silindir oldu arkadaşlar. Peki bizden kesik olan silindirin hacmini isterse ne yapacağız arkadaşlar? V kesik hacim bulurken arkadaşlar şunu yapıyoruz. Tüm hacimden İstenmeyen hacmi çıkartıyoruz. Peki istenmeyen hacim nedir arkadaşlar burada? Bakın istenmeyen şurası yoktu. Bunu ben mi yaptım arkadaşlar? Evet buradaki o zaman diyorum ki buradaki mavi ile taradığım kısım istenmeyen. Yani bu da nedir? Yukarıdaki silindirin arkadaşlar yarısıdır. Yani bu yarım silindir hacmidir arkadaşlar. O zaman diyorum ki ben ne yapacağız arkadaşlar? Tüm hacimden yarım silindirin hacmini çıkartmam lazım. Peki ad uzunluğu x kadarsa? BC'nin de tamamı 7 ise arkadaşlar buraya ne kalır? 7 eksi x kalır. Şimdi tüm hacmi buluyorum. Tüm hacmi nasıl bulacaksınız? Pi r kare yani 2'nin karesi çarpı h. Tüm yükseklik nedir arkadaşlar? 7'dir. Buradan tüm hacmi buldum. Eksi diyorum arkadaşlar. Yarım hacim pi çarpı r'miz yine 2'dir arkadaşlar. 2'nin karesinden. 4 Yüksekliğim ne kadar? Bakın istenmeyenin yüksekliği arkadaşlar 7-x kadardır. O zaman buraya ne yazıyorum? 7-x yazıyorum. Yarım olduğu için de ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. İşte bu işlemin sonucu ne eşit olacakmış arkadaşlar? 20 pi'ye eşit olacakmış. Şimdi düzenleyelim artık ifadeyi. Buradan ne geldi? 28 pi eksi 4 ile bunu sadeleştirme arkadaşlar. 2 geldi. Hatta buradan bütün pi'leri götürebilirim gençler. O zaman diyorum ki şuradaki pi'yi de götürdük. Buradan eksi 2'yi içeri dağıtacağım. Eksi 14 artı 2x eşittir 20 olacak. 28'den 14 çıkarttık arkadaşlar. 14 mu kaldı? 14 artı 2x 20 ise 2x 6 olacak. x buradan kaç birim gelecek gençler? 3 birim gelmiş olacak. Evet bir diğer sorumuzda içi su dolu silindir kap şekildeki gibi BC eşittir 3AB oranında ne yapacakmış oluşana kadar boşaltılıyormuş. Bu durumda dökülen suyun hacminin kalan suyun hacmine oranını soruyor. Arkadaşlar şimdi yukarıdaki AB kısmında ben K kadar desem BC kısmı ne olacaktır? 3K kadar olacaktır. Şimdi bakın eğik silindir vermiş. Bize aslında E'ymiş yani kabı birazcık E'ymiş. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Bakın tam ortadan yüzeyimi genelde burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Tam ortadaki yüzeyi belli ediyoruz. Şimdi bakın üst kısımda diyorum ki üst kısımda aslında yarım şeklinde değil mi? Bak yarım köşegen şeklinde gidiyor suyumuz. O zaman diyorum ki bakın köşegen şeklinde ise buradaki hacimler ne olacaktır? Eşit. Ben şuradaki hacme V kadar desem şuradaki yarım hacme de V kadar desem. Bakın buradan ne geldi arkadaşlar? Şu geldi. İkisi de V kadar. Şurası da V. Şurası da V. K kadarlık kısma kaç V hacim geldi arkadaşlar? 1 V buradan 1 V burada o zaman diyorum ki K'ya karşılık 2 V hacim geliyorsa 3 K'ya karşılık arkadaşlar ne kadar gelecektir? 3 katı yani 6 V. O zaman diyorum ki alt kısmın tamamı kaç V'ymiş? 6 V'ymiş. Bizden dökülen suyun kalan suyun hacmine oranını soruyor. Dökülen su ne kadardır? Boşluktaki kadardır. Yani V kadardır arkadaşlar. Kalan suyun hacmi 6V, 1V daha. Kaç V'dir? 7V'dir. V'ler sadeleşti. 1 bölü 7 olacaktır. Bakın yarısı dökülüyor. Köşegen şeklinde gidiyorsa arkadaşlar aynı kesik silindirdeki gibi yapıyoruz. O zaman bu iki hacim ne olacaktır? Eşit olacaktır. Yani V, V kadar ayrılacaktır. O zaman diyoruz ki K'ya 2V ise 3K'ya 6V. O şekilde oran arkadaşlar yapabiliriz. Kenarlara göre hacimler oranını ne yapabiliyoruz? Silindirde verebiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir diğer sorumuzda şekilde yükseklikleri 18'er santim olan ve silindirlerin taban merkezleri aynı olduğunu söylüyor. O anın 2 santim olduğunu söylemiş. O A 2 santimmiş. O B ne kadarmış arkadaşlar? 6. Yani buranın tamam 6 buraya ne kaldı arkadaşlar? 4 kadar kaldı. İçteki silindir su ile doldur diyor. A noktasından bir delik açarak suyun dıştaki silindire akması sağlanırsa su kaç santim yükselir? Bakın son durumda suyun ne kadar yükseldiğini bilmiyorum. O zaman diyorum ki su son durumda şuraya kadar yükselsin. Ve buradaki yüksekliğim ne olsun arkadaşlar? x kadar olsun. Şimdi ilk durumdaki içteki kaptaki suyun hacmini bulmam lazım. Ben diyorum ki o zaman içteki silindirin hacmini bulalım. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Pi r kare h formülümüz vardı. R'miz ne kadar içtekinin r'si? 2. 2'nin karesinden 4. H'im ne kadar arkadaşlar? 18. Bakın bu hacim ne olacak şimdi? Diğer büyük kaba sızıntı sağlayacak ve x kadar yükseklik oluşturacak büyük olanın hacmini buluyorum. Şimdi buraya yazdığımda V dışın hacmi arkadaşlar. O zaman pi R kare dıştakinin R'si ne kadar arkadaşlar? 6. 6'nın karesinden 36 çarpı H diyorum. Bu ikisini birbirine eşitlersem ne kadar? H dediğim şey X'tir arkadaşlar. X dedik çünkü oraya. O zaman X'i buradan direkt kaç santim yükseldiğini bulabiliyorum. Pi'ler ne yaptı? Gitti. 18 çarpı 4 nedir arkadaşlar? 72, 72 36 x e eşitse x buradan ne olacaktır? 2. Ne yaptık arkadaşlar? İçin hacmini, dışın hacmini eşitledik ve dışta yükselmesi gereken su miktarını 2 olarak bulmuş olduk. Evet, bir sonraki sorumuzda arkadaşlar, taban yarıçapı 1 birim, yüksekliği 8 birim olan dik silindir şeklindeki kap tamamen su ile doludur diyor. Su dolu kap. 45 derecelik eğik konuma getirildiğinde içinden bir miktar su taban yarıçapı 2 birim olan yeterince yüksek içi boş silindir kaba bir miktar dökülüyor arkadaşlar. Buna göre suyun bu kaptaki yüksekliği ne kadar olur diyor arkadaşlar. Şimdi bakın yine bize ne yapmış? 45 derecelik bu silindiri eğmiş. O zaman ben diyorum ki şöyle yapabilirim. Hemen orta yüzeyimi çiziyorum arkadaşlar taban düzlemine dik olacak şekilde. Bakın şurası yine köşegen şeklinde. Zaten buradan köşegen olduğunu nereden biliyorum? Bakın şurada bir Z kuralı var. E buradaki açım 45 ise buradaki de ne olacaktır arkadaşlar? Buradaki açımda 45 olacaktır. Taban yarıçapım ne kadarmış gençler? 1 bir birim. O zaman diyorum ki şurası 1 bir birim, aynı zamanda şurası da ne olacaktır arkadaşlar? Bir birim olacaktır. Yani 45'in karşılığı ne oldu? 2 birim olmuş oldu. O zaman diyorum ki burası 45'in karşısı 2 ise şurası 90. E burası da 45 olacağı için şuradaki yüksekliğinde ne olacaktır arkadaşlar? 2 birim olacaktır. Ben diyorum ki şimdi burada tam köşeden geçiyorsa o zaman şuradaki hacimler eşit paylaştırılıyordur arkadaşlar. Yani bize diyor ki dökülen kısım V kadar. Yani buradaki V hacim ne yapılıyor? Diğer silindire Aktarılıyor arkadaşlar. Biz bu V hacmini bulup buradaki yüksekliği bulmamız lazım. Oradaki V hacmini nasıl bulacaksınız arkadaşlar? O V hacmini şöyle bulacaksınız. Bu V hacmi yarıçapı bir birim, yüksekliğimiz ne kadar bakın? 2 birim yüksekliği iki birim olan silindirin arkadaşlar bakın üstteki silindirin tamamı değil nesidir yarısıdır yarım hacmidir arkadaşlar o zaman diyorum ki ne yapacağım şimdi hacim bulurken pi çarpı r kare yarı çapım birdi birin karesi çarpı yüksekliğim ne kadardı iki yarısını alacağım için ikiye böldüm buradan v hacmim ne geldi arkadaşlar pi kadar geldi yani benim artık aktardığım suyun ben ne kadar olduğunu biliyorum pi hacimli olduğunu biliyorum. zaman bu pi hacmi neye eşit olacak arkadaşlar? Diğer silindirin hacmine. Yani yarı çapı 2 olacak. Pi çarpı 2'nin karesi 4 çarpı yüksekliği bilmiyorum arkadaşlar. H kadar diyorum. O zaman bakın bu ikisi ne olmalı? Pi kadar hacim aktardım. Ve hacim formülünden de yandaki silindirin hacmini hesapladım. Pi r kare H'dan. Yarı çapım 2 olduğu için pi 2'nin karesi 4 çarpı H. Pi'ler ne yaptı? Gitti. Burada 1 kaldı. 4H 1 eşitse H buradan ne olacak? 1 bölü 4 birim olacak arkadaşlar. Evet. Taban yarıçapı 4 birim. Yüksekliği 15 birim olan bir, bir dik silindir üzerinde. Birbirine en uzak 2 nokta arasındaki uzaklık nedir diye soruyor arkadaşlar. Ben burada şunu yapabilirim. Öncelikle ne yapacağım? Bir tane dik silindir çiziyorum arkadaşlar. Taban yarıçapının ne olduğunu söylemiş bana. Taban yarıçapının 4 olduğunu söylemiş. Hemen şuraya 4 yazdım arkadaşlar. O zaman taban çapı da ne olacaktır? 8 olacaktır. Ve yüksekliğim ne kadar olacak arkadaşlar? 15 olacak. Bize ne diyor? En uzak iki noktayı soruyor. Yani arkadaşlar, başlangıcı şu nokta alırsam diğerini şurada bir nokta almam lazım ki en uzak olsun. Şuradaki uzunluk nedir arkadaşlar? 15 bakın Burası 8 ve Burası dik dairesel için dik olacaktır şu iki nokta arasındaki mesafeyi bulmak için bakın ne yapacaksınız Şuradaki üçgende Pisagor yapacaksınız 8 birim 15 birim o zaman en uzak olduğu noktaya kaç birim uzaklıktaymış arkadaşlar 17 birim Çünkü ne de vardır 8 15 17 üçgenimiz vardır bu özel üçgenleri unutmuyoruz Evet şimdi arkadaşlar bir sonraki sorumuzda da diyor ki birinci şekilde toplam yüksekliği 9 birim olan dik dairesel silindir şeklindeki kap 7 birim yüksekliğine kadar sıvı ile doludur. Kap ikinci şekildeki gibi sıvı dökülmeyecek kadar eğildiğinde arkadaşlar AB eşittir x uzunluğu kaç birim olur diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar önce birinci şekle baktığımda diyorum ki şu iki birimlik yerdeki yani boş kısım hacmi 2V kadar olsun. O zaman diyorum ki bakın. Şurayı yine orta yüzeyimi çizdim. Şuradaki boşluğum ne kadar olacak arkadaşlar? 2V kadar olacak. Peki burası 2V kadarsa burası da ne olmalı? 2V kadar olmalı arkadaşlar. Çünkü köşegen 2 eşit parçaya ayırıyordu diyebiliriz. Peki arkadaşlar burası 7 ise o zaman şuradaki dolu kısmımda ne olacaktır hacmim? 7V kadar olacaktır. Peki dolu kısmın hacmi 7V kadar olacaksa arkadaşlar 2V'si yukarıda kaldı. Buraya ne kaldı? 5V. E peki tamamı 9 birim mi olacak buradaki yüksekliğin? Evet. Bakın yukarıda 4V var. O zaman ben buraya 4 desem 5V'lik kısma da 5 desem 4 artı 5'ten 9 geliyor mu? Geliyor. O zaman bizim X değerimiz kaç olacakmış? 5 olacakmış. Yani buradaki birinci şekildeki yükseklikle arkadaşlar ikinci şekildeki yükseklik asla değişmez toplam yüksekliğin aynı olması gerekir Evet bir diğer sorumuz da arkadaşlar şekilde dış yüzü yeşile boyanmış bir silindir zemin üzerinde 4 tam tur atacak şekilde hareket ettiriliyor diyor silindirin taban yarıçapı çapı 1 santim ve yüksekliği 4 santim olacakmış Arkadaşlar şimdi burada ne kadar ne kadarlık bir alan yeşile boyanır diye sormuş biz arkadaşlar. Şimdi diyorum ki silindirin yüksekliği ne kadarmış arkadaşlar? 4. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Bakın şurası merkez. Burası da merkez. Şu ikisinin birleştiği yer nedir? Silindirin yüksekliği kadardır arkadaşlar. O zaman diyorum ki burası 4 birim. Peki aynı şekilde şuradaki merkezleri de çizdim. Şurası da ne olacaktır arkadaşlar? 4 birim. Bize boyadığı alan soruluyor bakın. O zaman şuradaki kısmın da bilinmesi lazım arkadaşlar. Peki buradaki kısım nedir? Bakın şuradaki alanı kadar boyayacak bizim. Maviyle çizdiğim alanı kadar boyaması lazım. Şimdi arkadaşlar şuranın uzunluğu nedir? Her zaman ne demiştik? Buradaki uzunluk nereden geliyordu arkadaşlar? Tabandaki daire yani çemberlerin çevresinden geliyordu. O zaman çemberin çevresi neydi? 2πr. Peki kaç tam tur atıyor? 4 tam tur atıyor. O zaman 4 ile çevreyi çarpıyorsunuz. 4 tam tur attığı için. Yani 4 çarpı 2 çarpı pi çarpı yarı çapım neydi? 1. O zaman şuradaki uzunluk ne geldi arkadaşlar? Buradaki uzunluk 8 pi kadar gelmiş oldu. Bize mavi alanı soruyor. O zaman diyorum ki 8 pi çarpı 4'ten cevabımız ne olacak? 32 pi kadarlık alan yeşile boyanmış olacak. Evet arkadaşlar. Evet şekilde taban dairelerinin merkezleri O 1 ve o 2 olan bir dik silindirin açılımını vermiş. arkadaşlar şimdi açılımı vermiş. AB kenarı ne eşit olacaktı? gençler AB kenarı çemberin çevresine yani 2 pireye eşit olacaktı Şuradaki AB kenarı 2 pire eşit paylaşıldıysa arkadaşlar Burası pire kadar Burası da ne olacaktır? Pire kadar olacaktır. Peki o 2 ile e uzaklığı. R kadar mıdır arkadaşlar? Evet. E ile F'yi birleştiriyorum çünkü üçgenin alanını vermiş ve üçgenin yüksekliğini oluşturmaya çalışıyorum. BC yüksekliği değil mi de arkadaşlar? O zaman burası H'tı. O zaman burası da ne olacak arkadaşlar? H olacak. Şimdi şuradaki hemen ne yapıyorum? Gri ile taradığım bölgenin alanının 16 olduğunu vermiş. O zaman diyorum ki üçgenin alanını hesaplayalım. Taban pi ile pi r'nin toplamından 2 pi çarpı yüksekliğim r artı h bölü 2. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 16 olduğu söylenmiş. İkiler sadeleşti. Pi r kare artı pi r h ne eşitmiş? 16. Bize neyi soruyor? Tüm yüzey alanı. Yüzey alanı neydi arkadaşlar? Yani alanın ne olduğunu biliyordum ben. İki tane taban alanı artı yanı alan. Yani 2 pi r h. Bakın şu ifadenin kaç katı geldi? 2 katı geldi. O zaman 2 çarpı 16'dan cevabımız ne olacak? 32 bulunmuş olacak. Evet bir diğer soru arkadaşlar. Taban dairesinin yarıçapı 2 pi birim ve yüksekliği 11 birim olan İçi boş silindirik bir kap içerisinde bir ayrıtı 2 pi birim olan bir küp verilmiştir. Silindirik kap taşma seviyesine kadar sıvı ile doldurulduktan sonra arkadaşlar sıvı ile dolduruluyor. Ve küp çıkarıldığında sıvının yeni yüksekliğinin ne kadar olduğunu soruyor arkadaşlar. Yani son durumda küpü çıkarttığımda sıvı belli bir yere kadar olacakmış arkadaşlar. Buradaki yüksekliğe de ben ne diyorum... H kadar olsun. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Buradaki yeni yüksekliğimizi soracak. Öncelikle küpün bir kenarını vermiş mi? Evet vermiş. Ben küpün hacmini nasıl buluyordum arkadaşlar? A küp. Yani bir kenarı A kadarsa A küp formülüyle buluyordum. Bir kenarı ne kadarmış? 2 pi. O zaman 2 pi'nin küpü ne olacaktır? 8 pi küp olacaktır arkadaşlar. Peki hacimde belli bir azalma mı olacak? Evet hacimdeki azalma ne kadar olacak arkadaşlar? Hacimdeki azalma hacimdeki azalma küp hacmi kadar olacaktır. İçinden çıkarttığımız ne olacaktır? Küpün hacmi kadar olacaktır arkadaşlar. Şimdi ben en son hacmi bulmak için ne yapacağım? Şunu yapacağım. Azalan miktarı bulmam lazım. Bakın burası h kadarsa o zaman ben şunu diyebilir miyim? h kadar olması için arkadaşlar azalan miktar nedir? Burası h kadarsa şuranın tamamı 10 olacağı için 10 eksi h mı olacak arkadaşlar? O zaman ben diyorum ki azalan hacmi buluyorum. V azalan eşittir pi çarpı r kare. Yani 2 pi'nin karesi çarpı yeni yüksekliğim. Azalan yüksekliğim ne kadar arkadaşlar? 10 eksi h. Azalan miktar neye eşit olacak dedik? Küpün hacmine. Yani o zaman düzenleyelim. 2 pi'nin karesinden 4 pi kare pi ile çarptım. 4 pi küp çarpı 10 eksi h. Neye eşit olacak arkadaşlar? Küpün hacmine. Yani 8 pi küp eşit olacak. Bunlar gitti. Hatta 4 ile 8'i sağlayalım. 2 geldi. 10 eksi h. 2 ise h buradan ne gelecek arkadaşlar? 8 birim. Yani yeni yüksekliğim ne kadar olacakmış? 8 birim olacakmış. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuzda ne demiş bize? Şekildeki yüksekliği 8 birim olan dik silindirin içine tabanları çakışık olacak şekilde. Bu ne demektir arkadaşlar? Tabanları çakışık olacak şekilde en büyük hacimli diyorsa kare prizma. O zaman kare prizmanın yüksekliği ile silindirin yüksekliği ne olmalıdır? Aynı olmalıdır arkadaşlar. O zaman diyorum ki en büyük hacimli kare dik prizmayı yerleştirmişim ve hacminin kaç olduğunu söylemişim. 144 birim küp olduğunu söylemişim. Şimdi arkadaşlar kare prizmanın hacmi nasıl bulunacak? Prizmaların hacmi ya da işte silindirlerin hacmi nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi ben bir kenarına a kadar desem bu karenin arkadaşlar buradan ne gelecektir? Taban alanı a kare kadar gelecektir. Yüksekliğim ne kadar arkadaşlar? 8 birim. Bu ifade ne eşit olacak? 144 eşit olacak arkadaşlar. Buradan a kare 144'ü 8'e bölersek 18 gelecek. A buradan ne gelecek arkadaşlar? 3 kök 2 gelmiş olacak. Yani ben şunu diyebiliyorum arkadaşlar, şuradaki bir kenarın 3 kök 2. E buradaki bir kenarın 3 kök 2. O zaman diyorum ki şu köşegeni birleştirsem. Arkadaşlar burası bakın çemberin üzerindeki bir noktadan çemberin diğer üzerindeki bir noktaya gidiyor. Yani merkezden geçer. Çünkü karenin bir köşesindeki açı nedir? 90. Yani çapı gören çevre açı 90'dı. O zaman şuradaki ifademiz ne olacak? Çap uzunluğu 2R kadar olacak. Bakın 3 kök 2, 3 kök 2 oldu. O zaman burası ne olmalı? 6 olmalı aslında. Kök 2 katı kadar 45, 45, 90 üçgeni var. O zaman diyorum ki 2R6 ise R buradan kaç geldi? 3 geldi. Silindirin nesini soruyor? Yüzey alanı yani alanını soruyor arkadaşlar. Tüm alanı soruyor. Nasıl bulunuyordu? 2P, 2 pi R kare artı 2 pi R H formülüyle bulunuyordu. 2 çarpı pi çarpı R'miz kaç? 3. 3'ün karesinden 9 artı 2 pi R R'miz kaçtı? 3'tü arkadaşlar. Çarpı H'miz ne kadardı? 8 birim. Buradan ne gelecek? 18 pi artı 48 pi. Toplarsak arkadaşlar 58 66 pi gelmiş olacak. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuzda şekilde taban yarıçapı 6 santim ve yüksekliği 8 santim olan dik silindir şeklindeki kap su ile doludur diyor. Yarıçapı 2 santim ve yüksekliği 2 santim olan dik silindir şeklindeki bardak kabın alt tarafında açılan musluktan doldurulduğunda en çok kaç bardak su çıkar? En çok kaç bardak su çıkması için arkadaşlar bardağın hacminin tam dolması lazım. Yani diyor ki yukarıdaki depo gibi düşünsek musluk kaç defa bu bardağı doldurabilir? O zaman bana şunu soruyor aslında. Büyük silindirin hacmini küçük silindirin hacmine böl diyor arkadaşlar. Yani yukarıdaki silindirin hacmini bulacağım. Aşağıdaki bardağın hacmini bulup İkisini birbirine oranlamam lazım. Yukarıdakinin hacmini buluyorum. Pi çarpı. R'miz ne kadar arkadaşlar? 6. 6'nın karesinden 36 çarpı yüksekliğimiz ne kadar? Yüksekliğimiz şurasıdır arkadaşlar. 8 bölü Pi çarpı. Taban yarıçapım 2. 2'nin karesi 4 çarpı yüksekliğim 2 arkadaşlar. Pi'ler ne yaptı? Gitti. 36'yı 4'e böldüm. 9. 8'i 2'ye böldüm. 4. 9 kere 4'ten 36 çıktı. Yani kaç defa su çıkıyormuş arkadaşlar? 36 bardaklık su çıkmış olacak. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin son sorusuna devam ediyoruz. Taban yarıçapı 3 birim olan bir dik silindirin A noktasında bulunan bir karınca A'dan D'ye silindirin yüzeyinden iki kez dolanarak gidecektir diyor. Karıncanın alabileceği en kısa yol 15 birim olduğuna göre silindirin yüksekliği ne kadardır diyor. Bakın gerçekten bakıyorum şimdi A'dan başladık arkadaşlar. Bakın bir tam tur yaptı. Geldim devam ediyorum bir tam tur da yaptı. Kaç tam tur yaptı? İki tam tur yaparak ne yaptık? D noktasına silindirin yüzeyinden gittik. Yüzeyinden diyorsa arkadaşlar bakın yüzeyinden gidiyorsak ne yapıyorum? Açılımından arkadaşlar karınca sorularında bu koninin yüzeyinden diyorsa yanal yüzeyinden bahsediyoruz. Yani dikdörtgen yüzeyinden gideceğiz arkadaşlar. Açılımını yapıyorum. Şimdi bakın şuradaki mesafe ne kadardı? Çemberin çevresi kadardı. Yani 2 pi r kadardı. Taban yarıçapı ne kadarmış arkadaşlar? 3. O zaman 2 çarpı pi çarpı 3. Yani buranın mesafesi ne kadar gelecek? 6 pi diyebilirdim. Ama kaç tam tur atıyor arkadaşlar? 2 tam tur. Yani ben buradaki mesafeyi 2 ile çarpmam lazım. 2 kez dönüyor. 2 çarpı 6 pi'den buradaki mesafem kaç pi oldu arkadaşlar? 12 pi oldu. Bize en kısa yer diyor. A'dan başladık. D'ye gittik arkadaşlar. Her harfin kendi üzerine gelmesi lazım. Yani buraya D diyebiliyorsak buraya da D diyebilirim tam tur atması için. O zaman diyorum ki en kısa yol diyorsa hemen şuradaki Hipotenüs uzunluğu yani köşegen uzunluğumuz bizim en kısa yolumuzdur. Buradaki mesafeyi bulmam lazım ve buranın kaç olduğunu söylemiş. 15 pi olduğunu söylemiş. Bakın burası bir dik üçgendir arkadaşlar. O zaman diyorum ki 12 pi, 15 pi ise buraya ne kalacak? 9 12 15 üçgeninden 9 pi. Yani yüksekliğim ne kadar olacak arkadaşlar? h kadar olacak. 9 pi bulmuş olduk yüksekliğimizi. Evet arkadaşlar bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.